Günaydın. 360 ekranlarına hoş geldiniz. Ben Anneyim başladı sevgili izleyiciler. Tekrar beraberiz. Hafta içi her gün olduğu gibi umarım herkesin keyfi yerindedir. Güzel bir program olacak yine. Sosyal medya hesaplarından çok güzel sorularınız geliyor. Dün özellikle programdan sonra da gelmeye devam etti ama lütfen kusurumuza bakmayın. Vakit yetmedi, cevaplayamadık. Her zaman program bölümlerini 360.com.tr'den izleyebileceğinizi biliyorsunuz. TV360.com.tr. Gelen sorulara da buradan böyle topluca bir cevap vermiş olalım. Programın tekrarını hafta sonları ve mutlaka devamını da yine 360.com.tr'den izleyebiliyorsunuz. Bugün keyifli bir program olacak demiştik. Bebeklerde uyku sorunlarını konuşacağız. Aynı zamanda da bebeklikten çocukluğa geçerken özellikle ek gıdada nelere dikkat etmek lazım? Prensiplerine dikkat edeceğiz, konuşacağız. Az sonra çok değerli, kıymetli, tatlı mı tatlı konuklarımız var sevgili izleyiciler. Ben Anneyim başlıyor. Bebekler doğdukları andan itibaren beslenmeleri kadar uyku düzenleri de anneler için çok önemli. Peki bebeklerde uyku düzeni nasıl sağlanmalı? Anneler neler yapmalı? Uyku danışmanı Pınar Sibirskay bebeğinizin uykusuyla ilgili merak ettiğiniz birçok bilgiyi az sonra Ben Anneyim'de paylaşacak. Ve iki anne bir mutfak, Seda Şamlı ve Defne Tokay Batur, bebeklerde ek gıdaya geçişte alternatif tarifleri ve püf noktaları az sonra Ben Anneyim'de anlatacak. Evet, Ben Anneyim'e başladık. Uyku en önemli konulardan biri. Doğumdan hemen sonra annenin daha hamileliği boyunca bile bunu dert edip eyvah uykusuz geceler başlıyor diye buna koşullanmış olması en büyük sorun. Bebeklerde uyku sorunları, uyku eğitimi nasıl verilir konuşacağız. Pınar Sibirskay bizimle beraber uyku danışmanı, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sibirskay, Sibirskay, nasıl söyleniyor değil mi? Hepsini söyleyebilirsiniz, üzerime alınıyorum çünkü hepsinde. Evet, peki şimdi uyku danışmanlığı gerçekten hassas, önemli. Evet. Sizin hep öğrencileriniz bebekler. Değil mi? Bebekler veya ebeveynler diyebiliriz. Ben aslında evet, anne babalarla daha çok muhatap oluyorum, görüşüyorum, konuşuyorum. Ben onlara neler yapmaları gerektiğini evet, anlatıyorum. Onlar bebeğe uyguluyorlar. Ben direkt bebeğe eğitim vermiyorum aslında. Mutlaka, ama sizin kanalınızı gezdiğimde dün evet, lütfen evet, beni burada böyle zor duruma düşürmeyin. En minik öğrencim evet, yazıları öyle, görünce. Ay evet, evet, onlar siz benim onları öğrenci doğru 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 tabii ben aynen kesinlikle mezunlarımız diyoruz, öğrencilerimiz tabii, diyoruz. Tabii bunlar hep böyle lafın gelişi tabii, aslında. Tabii, tabii. Keşke zaten hepsini görsem. Hı-hı. Gerçi bilmiyorum, görsem kendim yapabilir miyim? Çünkü zor süreçler de yaşıyor aileler. Evet. Ben biraz böyle uzaktan işin daha kolay kısmını yapıyorum aslında. Kamera çekimleri vesairelerle hep onları gözlemliyorsunuz. Anne evet, size getiriyor. Bakın her işte gün bana kadar anlatıyorlar. Uydu. Günlükleri var, dolduruyorlar. Her gün konuşuyoruz bol bol telefonla. Çok keyifli oluyor. Yani bir yerden alıp o sorunları birlikte çözmek, o yolda birlikte yürümek çok keyifli. Ne güzel. Peki bebeklerde uyku sorunu, ben başta da söyledim, hani biraz böyle koşullanıyor anne. Sanki bebekler zaten uyumaz, zaten her bebek ağlar gibi. Tabii ki şu an biz uyumayan bebekleri konuşacağız. Evet, evet. Uyuyan bebeklerse zaten çok şanslı. Sizinki gibi. Evet, ben maşallah. Hiç maşallah diyelim uyku sorunu yaşamadım ama maalesef sıklıkla yaşanan bir şey. Evet. Bebekler doğduklarında ağlamayla zaten uyku sorunuyla doğuyor ve uyku öğrenilebilir bir şey değil doğru, mi? Doğru, doğru, evet. Nelere dikkat edeceğiz? Bebekler öncelikle neden uyumaz? Şimdi en büyük sorun bu öğrenilebilir dediniz ya. Orada biz istemeden bebeklere hatalı uyku alışkanlıklarını baştan öğretiyoruz. Hmm. Gazı oluyor, sallayarak uyutuyoruz. İşte çok emmek istiyor, yeni doğan döneminde haklı olarak sürekli emziriyoruz. Yeni doğan döneminde bunlar tabii ki normal, 0-4 ay diyelim. Fakat ondan sonra gaz bitiyor, artık bebeğin daha düzenli beslenme zamanı geliyor. Fakat o alışkanlıklar gitmiyor kolay kolay. Oturmuş. Hmm. Ne öğretmiş oluyoruz biz istemeden bebeğe? İşte sallanarak uyumayı, emerek uyumayı, pusette gezerek uyumayı ve farkında olmadan öğretmişiz aslında. Hmm. Keşfetmişiz. Aa işte ben böyle kucağımda gezdirdiğimde uyuyor. Hadi bunu devam ettirelim. Bir de şey deriz sonra. Ama benimki gezerek uyumayı seviyor. Seviyor. Kendiliğinden öyle doğmuş gibi değil evet, mi? Oysa ki yani ona biz öğretmişiz tekrarlar sonucunda. Hadi bunu böyle uyutmak problem değil bebeği ilk başta, ama gece kalkıp 10 defa siz bebeğinizi kucakta gezdirmek zorunda kalıyorsanız çok da sevimli olmuyor yani o zaman. Açık doğru, konuşalım bunu. Kimse tabii, bebeğini, herkes bebeğini çok seviyor ama kimse kucağında saatlerce gecenin ortasına gezdirmek istemiyor. Bebeğe de yazık, ebeveynine de yazık. Bir de üstüne bunu
yıllardır çekiyorsanız, yani mesela ayağında, 2 yaşında ayakta sallayan ailelerle de çalışıyorum ben. Bahsettiğimiz şey birkaç aylık bir durum değil sadece. Evet. Yıllarca, aylarca sürebiliyor. İşte o noktada bazen artık uyumayan bebek ev içinde sıkıntılara neden olmaya başlıyor. Yani bebek uykusuz bir defa. Annenin bebeğe karşı sabrı taşmaya başlıyor. Evet. Çünkü yorgun kadıncağız. Anne baba ilişkisi olumsuz etkileniyor. Bebek ebeveyn ilişkisi olumsuz etkileniyor. Yani evde bir kaos olabiliyor. Her zaman olacak diye bir şey yok. Ve bu oluyorsa da artık bence çözmek lazım. Evet. Gerçi tabii ki altında yatan fiziksel ve tıbbi belki olabilir, rahatsızlıklar tabii. Onlar çok ayrı. İşte kolik bebek dediğimiz işte. Tabii zaten biz yeni doğan dönemine hiç müdahale etmiyoruz. Aynen. Hiç. Tamamen sağlıklı. Ama uyku sorunu olan bebeklerden bahsediyoruz. Evet. O zaman yaptığımız yanlışlardan azıcık bahsedelim mi? Örneğin işte çocuğu uyusun diye ısrarla ayakta sallama, kolda sallama ya da omuzda pışpışlayarak gezme. Evet. Ayakta bunlarla sallama neden doğru değil? Şimdi ayakta sallama, biz millet olarak sallamayı seviyoruz. Ben kendi kızımdan da hatırlıyorum. Zaten. Evet, anneler. Ziyarete gelirlerdi. Hep böyle bir sallama hareketi. Duramıyoruz neden bilmiyorum. Bir sallama zevkimiz var. Bir de uyusun diye gelen geleneksel davranışlar var tabii. Yani ayakta sallama, uyutan kişi oturuyor, bebek sallanıyor ve bu sarsıntı, yani bu bebek için aslında hiç iyi bir şey değil. Emerek uyuma genelde denk gelen bir şey. Yani bebek emerken uyuyakalıyor. Evet. Kucakta uyutma genelde gazlı bebeklerin sonucu, o da denk geliyor. Fakat dediğim gibi bunlar ilk aylar okey. Sonrasında yavaş yavaş bu alışkanlıklardan kopmak lazım. En önemli başka diğer bir hatamız, çok geç yatırıyoruz bebekleri. O konuda ben gerçekten o kadar böyle hem hassas ve yani herkese müdahale edecek psikolojide. Evet. Yani bir bebeği uyumuyor canım ne yapayım deyip gece 11'e kadar bizimle beraber bebeği değil çocuğu bile oturtmanın alemini. Uyumak istemiyor. Yani ama çocuk buna karar verecek yetide bir canlı değil, bebek hiç değil de. Yani ben 7 yaşındaki kızıma sormuyorum uyumak isteyip istemediğini. Tabii ki istemiyor ya, zaten. Karar. Tabii ki istiyor. Hangi çocuk ister? Ama yani kural, düzen denen bir şey var. Siz o çocuk için iyi olanın ne olduğunu biliyorsunuz. Bunu uygulamakla ebeveyn yükümlü. Şimdi bir bebeğin bir de geç kalksın diye geç yatırılma durumu var. O tamamen kalsın. Hiç olmaz. Yani ben sabahları uyanamıyorum. O yüzden onu geç yatırayım da beraber uyuyalım diye bir anne psikolojisi var. Kıyamıyorum da. Belki kadıncağız gece defalarca uyanmış. Gün içinde desteği yok. Ama olmaz. Ben çok çabalıyorum. Mesela misafir görecek diye, anneanne babaanne sevecek diye. Evet. Nelerle böyle ev içinde savaşıyoruz. Ya akşam bizi davet ettiler diye o çocuğu mesela gittiğin yerde de bir karanlık bir oda var mı? Uyku saati deyip uyutsak ama yani. Ama çok eleştiriliyorlar. Yani bizim kültürümüzde bir şeyi kurmaya çalışana da sürekli eleştiri var zaten. Evet. Siz çocuğunuzu erken yatırmaya çalışıyorsunuz ama ben sevemeyecek miyim? Sevme. Gündüz gelse. Ya da şey oluyor, kendi yatağını istiyor. Uyku saati geldi, eve gitmemiz lazım diyorsun mesela. Tabii arkanızdan. Aa, oturun canım daha çok erken. Ay, iyi ki bir gece de uyumayıversin gibi. Ya da sanki bir onun bebeği var. Evet yani benim bir tane bebeğim var. Dertleşmeye başladık ya. Aynen. Aynı şeyleri anneler yaşamışız. Olarak, yaşıyoruz tabii yaşıyoruz. Evet. Çünkü ben de 2,5 sene hani hiç yatılı bakıcı da yokken çıkmadık evden. Ve bunu YouTube kanalımda da anlattım. Ben bundan memnundum. Yani sanki her gece partiye çıkan bir insanmışım gibi. Kalsam ne olacak, kalmasam ne? Ben çocuğum için bunu yapmaktan memnunum. Evet, oturuyoruz evde ne güzel. Çünkü gerçekten iyi bir uyku düzeni, düzenli bir hayat gerektiriyor. İşte belli bir saatte kalkılacak, belli saatlerde gündüz yatılacak, beslenmesi düzenli olacak, akşam belli saatlerde yatacak. Tabii ki dışarıda da uyuyacak, pusette de uyuyacak, otomobilde de uyuyacak, başka birinin evinde de uyuyacak ama hep bir plan program çerçevesinde. Evet, aslında pek çok şeyi burada bir taraftan dertleşirken vermiş olduk. Birinci kuralın uyku düzeninin düzenli yaşam. Düzenli yaşam, evet. Yani işte gün gün gezerken, AVM'lere giderken biz çocuğun o hayata adapte olmasını beklerken bir de üstü düzenli uyumasını bekliyoruz ama uyaranlar çoğaldıkça olmuyor. Genelde olmuyor. Olan vardır, şanslı azınlık diyelim. Çok güzel, tadını çıkarsınlar tabii ama olmuyorsa bu noktalara bakmak lazım. Yani acaba çok mu hareketli oldu, AVM'nin elektriği ortamı mı rahatsız etti gibi birçok faktör var. Geç mi yatırıyorum? Uyku danışmanları, yani düzeni sağlamaya çalıştığınız danışan anne babalardan en çok hangi sorunlarla karşılaşıyorsunuz? Şey, gece çok uyanıyor mu mesela? Bir, tabii. Değil. En çok gece uyanması. İkincisi saatler geç yatıp geç kalkmak. Yani bebek çok geç yatıyor, uyumuyor. Zor uykuya dalış.
3 desek buna. Dördüncüsü de gündüz uykuları diyelim. Gündüz uykuları da çünkü sorunlu olabiliyor. 30 dakikalık, 40 dakikalık kısa gündüz uykuları. Tam anne bebeği yatırdı, bir işine bakacak ya da bir kahvesini içecek, alarm kurmuş gibi. 30 dakika yani düdüklü tencere ayarlasanız o kadar uyanır. Çok yaşanıyor. Kendi kızımda da yaşadım. Ama genelde çözülüyor. Yani %100 böyle her şey mükemmel olur demek zor. Evet. Peki o zaman gece uykularına değinelim. Gece neden uyanır bebekler? Hemen akla açlık geliyor ama toksa da uyanıyorlar. Tabii şimdi açlık zaten bunların hepsi yeni doğan dışı dönemden, 4 ay üstü dönemden bahsediyoruz dersek. Hı hı. Doktorunun onayıyla mesela biz genelde 4-6 ay arasında 2 beslenme zaten uyurken geceye ekliyoruz. İşte 6 aydan sonra 10-12 aya kadar yine bir tane uyurken besliyoruz. Yani biz uyku düzeni oluştururken önce bebeğin tok olduğundan emin oluyoruz. Yeni doğanı zaten yeni doğan dönemini bekliyoruz. Bütün sıkıntıları, gazı vesairesi geçsin. Zaten her ay düzenli kontrole gidip doktorundan onayını da alıyoruz. Tamam diyoruz, bu bebek iyi. O zaman şuna geliyoruz. Bir, destekli uyuma var mı işin içinde? Yani bebek emzirilip yatağa konuyorsa gece uyandığında emerek uykuya devam etmesini beklemek çok normal. Zaten bebek bunu biliyor çünkü. Sallanarak uyuyorsa aynı şekilde. Bir, bu desteklere bakıyoruz. Uyku problemi varsa, ki %99 var. Yani şu çok nadir. Benim bebeğim desteksiz uyuyor. Kendi kendine uyuyor. Ama gece çok defa uyanıyor. Çok nadir. İkincisi de %50 %50 öneme sahipler diyebilirim. Zamanlama. Yani işte 7-8'de yatması gereken bebeği 11-12'lerde yatırıyorsanız, ha, o zaman desteksiz de uyuyor olsa zaten problem çıkar. Evet. Peki biz bu destekten bahsederken hiç masum olanı yok mu? Yani kucağımıza alıp başını şuraya yaslayıp hafif aslında odada gezerken. Var var. Yani mayışık ama ayık diyelim. O kıvamı yakalayabiliyorsanız. Mesela ben de rutinlerimi hep koyarım. Kucakta hafif dans. Ama yani 10 dakika çocuğu pestiledene kadar değil. Zaten mecbur kalıyor uyumaya. Bayılıyor değil mi? Ya bazen ben şunu görüyorum bakın. Çocuk beni ne olur gözünü seveyim bırak şu kucağından diye ağlıyor. Ya da ay sallama beni artık diye ağlıyor. Mesela uyku eğitiminden önce de bebekler ağlıyor zaten. Şimdi uyku eğitimi bir miktar ağlama içerir. Ama öncesinde de zaten ağlama var ve biz şunu görüyoruz. Çocuk sallanırken zıngır zıngır ağlıyor. Çünkü ya sallamayın beni diyor. Büyük ihtimalle tabii bilmek mümkün rahatsız değil ama. Oluyor, değil rahatsız oluyor. Yani. Ya da işte sürekli kucakta biz görüyoruz bazen böyle sırtını kafasını ite ite annenin kucağından ağlıyor bebek. Koy artık beni yatağa diyor belki. Yani düşünüp onu bir koymak lazım. Mayıştırıp koymak masum. Ya da işte hafif ayık koydunuz yatağa. Yatakta biraz pış pış. Olabildiğince yatağa yattığının farkında olması gece uyandığında da bebeğin uykuya geri dönmesi için fayda. Çünkü ne yapıyor bebek gece? Ben bakıyor etrafına, ben burayı biliyorum, ben zaten burada dalmıştım uykuya. Kendimizden örnek verelim. Yani siz gece kendi yatağınızda uykuya dalıyorsunuz ve uyandığınızda bildiğiniz bir yerdesiniz. Ama uyandığınızda kendinizi yerde bulsanız orada uyumaya devam edemezsiniz. Çıkmak istersiniz yatağınıza tekrar. Bunun gibi aslında mantık buradan bu. Buradan da aklıma şu geldi. Hani bebekleri böyle kendi yatağında kendi odasında yatırma hangi aydan itibaren olmalı? Bence 4-6 arasından itibaren. Evet, bizden ayıracağız yani. Evet. Bazen çocuğu yanımızda uyutup sonra da yavaşça o uyurken onu kendi yatağına yatırdığımızda doğal olarak az önce söylediğiniz gibi uyandığında farklı bir yerde olduğunu düşündüğü için tekrar annenin babanın tabii, yanına gider tabii, gece. Tabii. Belki de sebebi bu herhalde. Sebebi bu. Belki değil, evet. Uykuya daldığı koşulun çocuğun gece uyandığında bulduğuyla aynı olmasını istiyoruz biz. Karanlığının, müziğinin, her şeyinin olabildiğince aynı olmasını istiyoruz. Şu müzik meselesine girelim. Çok güzel bir anlatmışsınız aslında kanalınızda da. Müzik ne kadar önemli? Pek akla gelmiyor galiba ama yeni anne doğanda, zaten Loosa falan o kendinden geçmiş ama faydalı mı? Çok faydalı. Hatta o beyaz gürültü aslında mesela yeni doğanda bizim çok kullandığımız, önerdiğimiz bir şey ama beyaz gürültüyle aylarca giden var ve beyaz gürültüyle uyuyan bebeğin de var. Alışıyorlar tabii bebek yanlarındayken onunla birlikte uyumaya. Ondan sonra da öyle gidiyor. Beyaz gürültü mü diyorsunuz? Beyaz gürültü bu yeni doğanda kullanılan cızırtı, radyo cızırtısına benzer. Hatta ebeveynler bakabilirler YouTube'da falan. Zaten beyaz gürültü, white noise diye yazıldığında çok örneği vardır. Telefon uygulamaları var bol bol. Ve o hem bebeğin ana rahminde duyduğu seslere benzediği için bebeği rahatlatıyor. Hem de her tür bu tür benzeri müzik diyelim.
dış sesleri örtüyor aslında. İşte malum bizim evler çok gürültülüdür her zaman. Komşu sesi gelir, inşaat sesi gelir. Evet, büyük şehirlerde özellikle. Dışarıdan gelen sesleri de bir miktar örtüyor. O yüzden gündüz uykularında özellikle ilk 6 ay çok büyük fayda sağlıyoruz müzikten. Evet, sadece müzik değil, işte bu anne karnındaki sese benziyor diye saç kurutma makinesini açanlar var. Evet. Mantık aynı aslında. Elektrik süpürgesini açanlar var. Rahatlatıyor bebeği gerçekten. O gazlı dönemlerinde, kolik dönemlerinde, ilk aylarda. Güzel, rahatlatıcı etki alıyoruz. Bizim için de bebeğin uykudan önce rahatlaması önemli. Yani rahat olduğunda bebek daha az ağlayarak daha sakin uykuya geçiyor. Daha kaliteli uykular elde ediyoruz. Banyoyu öneriyor musunuz? Her uyku öncesi. Duruma göre evet. Gündüz uykuları da değil ama akşam uykusunda kısacık bir banyo. Özellikle 0-6 ay döneminde çok rahatlattığını görüyorum. Ama ondan sonra şuna dikkat edilmesi lazım tabii. Banyo bazen çocuğu uyarıcı da olabilir uykudan önce. İşte eğer şunu gözlemliyorsa aile, banyodan sonra çok hareketleniyor ve ağlıyor. Giyinirken çok ağlıyor. Çok yaşıyoruz bunları. O zaman banyoyu uykuya çok da yaklaştırmamak gerekebilir. İşte son gündüz uykusuna biraz yaklaştırıp işte banyodan sonra, giyindikten sonra böyle 1-2 saat bir aktiviteden sonra daha sakin bir uykuya geçiş olabilir. Evet, banyo yani banyo da aslında duruma önemli. Göre. Evet, duruma göre sıcaklık. Kimi çocuk da çok değişkenler karakteristik öyle. Olarak. Dokunulmayı seviyor. Kimisi işitsel. Hiç sevmiyor. Evet, kimisi sevmiyor. İkizlerde mesela çok görüyoruz onu. İkizlerle de çok çalışıyorum ben. Aynı saat, aynı rutin, aynı oda. Her şey aynı. Ama bambaşka süreçler yaşayabiliyoruz. Uyumuyorlar değil mi onlar? Ben aynı anda eğitim veriyorum ikiz çocuklara. Tek çocuk gibi eğitim veriyorum. Yani birlikte aynı odada yatırmak istiyorum her zaman. Birbirlerinin seslerine alışsınlar. Nasıl horlayan bir eşiniz varsa alışıyorsunuz zamanla. Yani bizim genelde derdimiz anı kurtaralım değil, uzun vade çözüm bulalım olduğu için uyku konusunda. Alışsınlar, biri uyandığında diğerini uyandırmasın, ona alışsın veya uyanıyorsa da kendi kendine uykuya dönmeyi bilsin. Ha, bunu kuruyorsanız ikiz tek çocuk büyütmek gibi uyku konusunda, diğer konularda ya. Tabii ki değil de. Ama onlar çok zorlanıyordur herhalde değil mi? 300 de uyuttum. İki adet diyelim. 300. Onu da tek çocuk gibi yaptık valla. Öğrendiler mi? Öğrendiler tabii. Şimdi kocaman oldular hatta. Yani anne babanın zaten öğrenmesi. Evet, yani anne baba işi kapınca çocuğa aktarıyor ve o düzeni tabii ben biraz benim işimi diyete benzetiyorum. Şimdi ben kiloyu verdiriyorum, işte düzeni kuruyorum 2 haftada. Ama aile onu korumalı. Yani nasıl ki diyette de kiloyu vermesi zor, vermesi biraz daha kolay, koruması zordur ya. Yani sonrasında önünüzde aylar yıllar var çünkü. İşte bu çocuk diyelim ki biz 6 aylıkken düzeni kurduk. Daha bir sürü diş çıkartacak, hasta olacak, tatile gidecek. İşte bunların hepsinde aynı özeni göstererek, demin bahsettiğimiz ilk başta noktalara dikkat ederek korumak lazım düzeni. Evet, diş çıkartacak deyince bir de hani bir laf var, çocuklar hastalandığında hasta olduğuna üzülmem, huyunun değiştiğine üzülürüm diye. O zamanlarda uyku düzeni çok bozuluyor değil mi? Mesela tıkalı bir burun çocuğu uyutmuyor, bebeği uyutmuyor. Evet, burun. Dişten daha kötü bence burun. Evet. Sizi arayıp dediklerinizi yapıyorum ama hala uyumuyor şeklinde yorumlar. Oluyor bazen tabii çünkü yani bazen öyle zor süreçler geçiriyor ki aile. Gerçekten bozuluyor ve ama toparlıyor tekrar. Yani o temeli almış oluyor sonuçta. 1-2 hafta böyle bir bozuk bir düzen yaşayıp ondan sonra kendisi de temeli bildiği için oturmadan çok fazla toparlıyorlar. Ben şunu görüyorum, dişe çok biz mazeret buluyoruz. Yani her uyku sorunu dişten değil. Yani biz uyku eğitiminde 2-3 tane diş çıkartıyoruz, işte önemli bir sorun olmuyor. Yani ya da uyku eğitimi yaptıktan sonra bir sürü diş çıkartıyoruz. Belli bir süre aile bunu özümseyip neler yapacağını uyguladıktan sonra diş çıkartırken ne oluyor? Küçük birazcık daha gece sesini duyuyor fazla bebeğin ama öyle çok büyük sorunlar dişten yaşamıyoruz. En büyük sorunu nerede yaşıyoruz biliyor musunuz? Aile ziyaretlerinde yaşıyoruz. Evet, işte az önce bizim de kendi aramızda konuşup da yani vay bu annelere nasıl kızıyoruz şeklinde. Evet, yani büyüklerimizin ziyaretlerinde. Bizim gittiğimiz ve tabii ki onların bebeği görmek için geldikleri anlar. Evet. Çünkü çok müdahale yapılıyor. yani başımızın üstünde yeri var hepsinin. Bakıyorlar da birçok zaman ama işte bu saatte çocuk mu yatırılır? 7'de yatan çocuğu inatla tutmaya çalışıyoruz. Ya da işte biz normalde uyku eğitiminden sonra hemen koşmuyoruz bebek ağladığında. 3-5 dakika bekliyorsak mesela. Siz daha odaya girmeden ekip girmiş oluyor zaten. Hani başlamışlar sallamaya falan. Evet. Yani çok
tabii bebek açısından ve ailesinden çok güzel yönleri de var ama kalabalık aile ziyaretlerinde biz diş hiçbir şey yani, öyle değil. Yani önce onları bir ikna etmek, anlatmak, evet, ne süreçlerden geçtiğinizi anlatmak. Yani bu çocuk bak gecede anneciğim 10 defa uyanıyordu, ben uğraştım, çözdüm, ne olur yapma, hani bozma, gözünü seveyim. Bunlarla çok şey yapıyoruz, zorlanıyoruz. Neyse ki işte bilinç artıyor ya, hep onu söylüyorum. İşte bu tip programlar, yazılı görsel basın artık anneannelere de, anneler güzel güzel babaanneleri anlatıyorar. Ya da böyle gel bak şu programı bir izle anne. Tabii tabii, ben biliyorum şu anda izleyen çok anneanne babaanne de vardır. Anne çalışıyordur. Lütfen annelere bırakın. Lütfen. Sallamayın. Bir soru var. Kızım 3,5 yaşında, kendi yatağında yatıyor ama gece yanımıza geliyor ve beni yanında istiyor. Sebebini çözemedim demiş. Hepimizin yaşadığı çocuk olması sebebi bence. Evet, yani her çocuk ister. Evet. Burada bence şeye bakmak lazım. Ebeveyn bundan mutluysa sorun yok. Ama mutlu değilse o yaştaki tüm diğer konularda olduğu gibi sınır koyma, kural koyma mevzularıyla nasıl başka bir konuda gün içinde yapmaması gereken şeyi anlatıyorlarsa aynı şekilde anlatabilirler. Evet, şeyi merak ediyorum. Hani böyle pek çok kitap var piyasada. Bu kitaplar her annenin elinden geçti tahmin ediyorum. Bir uyku metodu var. Kitabın adını da söylemeyeyim şimdi. İşte çocuğu yatırıyorsunuz, o ağlıyor, kapının arkasına gidiyorsunuz, 5. dakikada içeri giriyorsunuz, tam uyumak üzere çıkıyorsunuz, bunu 7 dakikaya yükseltiyorsunuz. Artır, artır. Siz biliyorsunuzdur bunu. İçeri arttır arttır falan. Ne düşünüyorsunuz bu metotla ilgili? Ben hiçbir metot hakkında kötüdür diye düşünmüyorum. Bu sizin dediğiniz yumuşakça olanı. Bir de bunun bebeği Amerika'da daha çok yapılıyor. Ben o sert olanından bahsetmek istedim aslında. Bebeği yatırıp çıkıyorsunuz, sabaha günaydın diyorsunuz olanı var. Ve Amerika'da çok kullanılan bir metottur. Sonra böyle ara ara kontrol edeni var. İşte benim çok uyguladığım yanında olup yavaş yavaş uzaklaşanı var. Ama kimi aileye o iyi gelir. Yani kimi aileye bu iyi gelir, ben şundan zaten hiçbir zaman hoşlanmıyorum. Senin yaptığın yanlış, o metot kullanılır mı? Bak benim yaptığım doğru. Bu ebeveynler üzerinde büyük baskı yaratıyor. Ebeveynin kendi akli dengesi yerinde, sonuçta bu bir anne bir baba, okusun istediği, ben bunu uygulayacağım desin, vicdanende rahat hissetsin, planını yapsın, programını yapsın. Çünkü bu bahsettiğimiz metotların hepsi çocuk doktorları tarafından çıkartılmış. İsim söylemiyorum şu anda ama bütün bilinen metotlar, o iki tane özellikle yatırıp çıkma ve kontrollü ağlatma olanlar, ikisi de çocuk doktoru. Demek ki bilimsel tabanları da var ama bunun bilimsel tabanının olması her çocuğa iyi gelecek demek değil. Evet, yani psikolojik boyutu var. Tabii öyle ama bakın ben şunu çok gözlemliyorum. Biz yanında olup okşadığımızda çocuğu bazen daha çok ağlıyor. Ve bana şunu diyen anne var mesela, Pınar Hanım ben bu çocuğun yanında daha fazla durmuyorum, çıkıyorum ve çocuk daha kolay uyuyor. Çocuğuna çünkü göre neden demek. Mesela çocuk emerek uyumaya alışmış. Siz anneyi gidip de çocuğun yanına oturtup sevip okşa dediğinizde bazen diyet yapan adamın önüne pasta koymak gibi. O çocuk orada o memeyi görüyor ve ver bana meme, ver bana meme, ama yani siz okşuyorsunuz ama siz o çocuğu okşarken kendinizi rahatlatıyorsunuz, vicdanınızı rahatlatıyorsunuz. Ama bebek onun umurunda değil okşanmak. Biz daha iyi hissediyoruz ebeveyn olarak çocuğumuzun yanında olduğumuz için ve o yüzden de ben bu yöntemleri kullanıyorum. YouTube kanalımda da hep bunları anlatıyorum. Ama çocuğunuza şu göre, çok net ki şunu da biliyorum, bazı çocuk yatırıp çıktığınızda daha kolay uyur. Evet. O yüzden çocuğa göre. Emzirme metodu gibi işte, yani ilk doğduktan sonra çocuk yan, sağ, sol derken doğruyu nasıl buluyorsak aslında. Evet, evet. Çocuğun da neyi istediği, kimisi okşanarak seviyor. İşte evet, kimisi evet, evet. Bunu kendi yani ebeveynlerin de bu konuda kendini baskı altında hissetmemesi lazım. Sosyal medyada oydu buydu şu anda çok, her zaman. Çok eleştiriler döner her konuda. Uyku eğitiminde de çok eleştiri vardır. Sallayarak uyutmada da çok eleştiri vardır. Ya herkesin kendi aklı var. İnsanlar farklı şeyler uyguluyorlar. Bunların arasından herkes kendine mantıklı geleni, kendi içine sineni seçer. Diğerini eleştirme hakkını da kimseye vermez bu. Yani ben yapıyorum diye uyku eğitimi. Sen yapmak zorunda değilsin. Gece bebeğin 10 sefer uyanıyor diye sen bundan mutsuz olmak zorunda değilsin. Ya da bebeğinle koyun koyuna yatmaktan keyif alıyor olabilirsin. Evet, evet. Yani buradan da buna açıklık getirmiş olduk. Evet. Herkes kendi kimse kimsenin ebeveynliğini eleştirmesin. Herkes, bir sürü bilgi var, bir sürü kitap var. Evet. Buyurun okuyun, bir sürü uzman var. Seçin, karar verin, yapın.
Evet. Ve kimse kendini yalnız hissetmesin. Sizden bin tane var. Bin tane var. Uyumayan çocuktan bin tane var. Emerek uyuyandan bin tane var. Böyle tecrübeler, bilgiler paylaşıldıkça. O yeni doğan döneminde özellikle insan kendini gerçekten kötü hissediyor. Ben de öyle hissediyordum. Evet. Hele ki bu Instagram'da falan görüyorsunuz, herkes geziyor, tozuyor. Sanki dünyada bir tek siz o anda eve hapis ve bir tek siz emziriyorsunuz. Değil, böyle bir şey yok yani. Özellikle ben o yüzden bu YouTube kanalında veya sosyal medyada annelerin o resimlerin altında dertleşmesini çok seviyorum. Yalnız değiller yani. Kimse yalnız değil uykusuzlukta. Evet, sorularımız da var ama süremizi de bitirmek üzereyiz. 5 aylık bir türlü uyku saatlerini ayarlayamıyorum demiş kızı. Çok uğraşıyorum ama bir türlü erken uyumuyor. Gece 11'lere kadar uyanık. Sabah 7'de uyanıyor. Gündüz 30 dakikadan fazla uyumuyor. En ufak tıkırtı da uyanıyor. Çok hafif bir uykusu var. Gün içerisinde 2 saatten fazla uyumuyor. Lütfen yardım edin diyen bir anne. Detaylısını kanalda anlattım ama kısaca özet geçeyim. 7 uyanması güzel. 5 aylık bebek yaklaşık 2-2,5 saatte bir uyur. 3 gündüz uykusu uyuması gerekir. Akşam 7-8 gibi yatması gerekir. Bundan sonraki uyanmalar gece uyanması. Büyük ihtimal gece uyanmasında günaydın yapıp güne devam ediyorlarsa orada sıkıntı oluyor olabilir. Yani artık akşam banyosunu yapıp 7-8'den sonra uyandığında odadan çıkmadan onu uyutmaya çalışmaya devam etmek bence lazım. Uyanma saati güzel çünkü. Güzel ama uyuma saatinde problem var. Geç yatışta benim en çok çünkü baktığım şey sabah uyanması. Bazen anne bana diyor ki 11'de yatıyor Pınar Hanım akşam. E kaçta kalkıyor? 11'de kalkıyor. Şimdi 11'de kalkan çocuğu siz akşam 8'de yatıramazsınız ki zaten. Yani uykusunu tamamlamış oluyor. Tabii 12 çünkü. Saat yakın bir gün yaşaması lazım çocuğun. Evet. 1 yaşında kızım var. Gündüz artık toplam 1 saat uyuyor. Genelde gece 9 gibi yatıyor ama saat başı kıpırdanıyor, emiyor, öyle yatıyor. Arada da ağlıyor, uykuda çok dönüyor, yanımda yatıyor, beni hep istiyor. Bir defa uykuda dönmek bebeğin en doğal hakkı. Dönebilir. Evet. Biz de dönüyoruz. Bebekler derin uyumadığını düşünüyor. Öyle değil anne. Aslında. Bence eğer bundan rahatsız oluyorsa bebeği gene kendi odasında istiyorsa ayrı bir yatağa koysun. Bebek de özgürce dönsün. Kendisi de uyusun yani niye dönen bir bebekle aynı yatakta? Beni uyutmuyor ya mı geldi acaba? Ya yatağının yanına koysun gene yan yana ama bizim en büyük yaptığımız hata acil müdahale ediyoruz. Uçuyoruz yani hatta bununla ilgili de bir Superman videosu yapmıştım. Hmm. Superman gibiyiz. Döndü mü müdahale bık dedi mi meme. Yahu durun bebekler zaten sesli uyur. Zaten tilki uykusunda ya. Evet yani hani anne zaten öyle tabii. Baba horultu da olabilir o sırada bilemiyorum. Çekiştirmeyelim ama olabilir. Ya biraz beklemek lazım. Ağlamayan bebeğin yanına zaten gece uykusuna hiç müdahale bence etmemek lazım. Çok önemli bir soru var. Tabii ki burada bir çocuk hekimimiz yok. Bir pedagog, bir psikiyatrist yok ama 16 aylık ve uyku yeme problemi olan bir çocuk. Doktor ona masum, ismini söylemeyeceğim, bir antidepresan vermiş. Şurubu oluyor ya. Bunu bile verdi uyusun diye ama bunun bile faydası olmadı diyor izleyicimiz. 24 saat içinde 1 saat uyursa şükredecek durumdayız. Ben öyle ilaç verilmiş çok bebekle çalıştım. Hala emiyor. Geceli gündüzü ne yapabiliriz? 16 aylık. Geceli gündüzü de emiyor demesinden büyük tahminim emerek uyuyor. 24 saatte 1 saat. Ben şimdi doktoru eleştirmek benim haddime değil. Fakat ailelere şunu söylemek istiyorum. Eğer bebeğiniz destekli uyuyorsa bunun altında başka bir neden aramayın zaten siz uyku. Önce desteği kaldırın. Çocuğun saatlerini düzenleyin. Sonra bakın buzdağının altında ne var. Buzdağının üstü size bangır bangır bağırıyor zaten. Ben destekli uyuyorum. Ben yanlış saatlerde uyuyorum. Bunu çözmeden yani beyin tomografisi çektiren aile var. Yahu önce bir soralım ya bu çocuk nasıl uyuyor? Bu çocuk destekli uyuyorsa... Bu çocuğun gece uyandığında destek beklemesinden daha doğal bir şey yok ki. Ama bu şuna benziyor. Obezsiniz ve çok yiyorsunuz. Ama ben size pratik çözümlerle işte şu vitamin H falan. Ama sen yemeyeceksin önce. Ama zor olanı o zaten. Evet. Yani evet. Yememek zor. Ya şu antidepresan, sakinleştirici şuruplar çocuklar için uyku probleminde... Ne kadar tercih edilmeli acaba? Ben asla zaten öyle bir yetkim yok. Zaten tabii ama anne olarak söylüyorum bunu. Ama... Bir uyku danışmanı olarak değil anne olarak söylüyorum. Çocuğuma asla böyle bir şey. Her şeyi çözerim. Şöyle diyeyim asla demeyeyim de. Büyük konuşmak lazım böyle şeylerde annelikte. Evet, maalesef. Her şeyi çözmüşümdür. Çocuğumun bağımsız uyumasını sağlamışımdır. Bütün saatlerini düzenlemişimdir. Hala bir sorun vardır. O zaman derim ya acaba neden? O zaman başvururum belki doğal içerikli bir şeylere. Evet. Ama bu kadar ortada bangır bangır sorun duruyorken o zor çünkü. Yani memeden
emerek uyuma alışkanlığı çözmek zor. Vitamin vermek kolay evet, şey. Keşke yardımcı olabilseydik izleyicimize. Çünkü çok üzüldüm. 24 saatte 1 saat uyursa şükrediyorum diyor. Ama çünkü ne olur çok, çok kaynak var artık. Okusun, evet, izlesin. Biraz araştıralım, evet. Ulaşalım. YouTube, yani sizin kanalınızda da çok güzel bilgileriniz var. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi, çok bilgilendirici oldu. Evet, uyku danışmanı Pınar Sibirski bizimle beraberdi sevgili izleyiciler. Ben Anneyim'e devam edeceğiz. Ayrılmayın. Merhaba sevgili anneler. Merhabalar. Ve iki anne bir mutfak. Seda Şamlı ve Defne Tokay Batur. Bebeklerde ek gıdaya geçişte alternatif tarifleri ve püf noktaları az sonra Ben Anneyim'de anlatacak. Seda Şamluluş ve Defne Batur, iki anne bir mutfak bizimle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Üç anne bir mutfak yaptık. Nasıl oldu? Nasılsınız? İyiyiz. Siz nasılsınız? İyiyiz. Bomba. Ne siz? Tatlısınız ya. Ben akşam izledim sizi bayağı. Çok da alışıksınız kameralara falan. Ne güzel anlatıyorsunuz her şeyleri. Sağ olun. Sağ olun. Şu anda heyecanlıyım. Annelerin, babaların 3 yılı geçmek üzere herhalde varsınız. İyi ki varsınız. Üçün, evet. Evet. Üçün içindeyiz. 2,5 evet, gibi. Evet. Anne olarak tecrübelerinizi, birikimlerinizi paylaşıyorsunuz. Biz bugün ek gıdaya geçişte nasıl pratik neler yapabileceğimizi öğreneceğiz. İsterseniz şöyle başlayalım. Anne sütünü aldı çocuk, ek gıdaya geçecek. Anne sütü bitmeli yanılgısı. Hı-hı. Doğru değil. Değil. Evet. Değil. Evet. Değil. Tamam. Değil. Evet. Değil. Biz de zaten şöyle bir prensiplerle tarifleri bir araya getirelim istiyorduk. Evet, aslında harika bir başlangıç oldu. Hı-hı. 6. ay katı gıdaya geçiş. Onu vurgulamak isteriz biz. İki anne bir mutfak olarak prensiplerimizden ilk 180 gününü çocuğun, o 6 ayda biraz karışıklık oluyor. İlk 180 gününü sulu beslenmeyle geçirmesi. Bu ne demek? Anne sütü tabii ki, eğer yoksa yerine devam sütü. Su da yok. Su da yok. Yani anne sütü bitti diye illa hemen sadece bizim yediğimiz ya da işte bu ek gıda dediğimiz şeylere geçmiyoruz. Beraberinde mutlaka devam sütü kullanıyoruz. Aynen. Ya da daha önce sağdığımız anne sütünü. Aynen. Yani 180 günde ek gıdaya geçmiyoruz. 180 günde sulu beslenmeyle devam ediyoruz. Ek gıdaya geçerken sen söyle, evet, istersen. Ek gıdaya geçerken de burada önemli olan bir şey. Anne, bize hep gelen sorulardan biri kanalda çok yemiyor. Şimdi yemek dediğinizde aslında 6. ayını bitirmiş bir çocuk ek gıdaya geçiyorsa da bu aslında tanışma dönemi, deneme dönemi. Çünkü hala geçiş dönemi. Evet. Geçiş. Yani doyma dönemi değil, evet. Deneme dönemi aslında. Evet. Annelerimiz yemiyor diyor. Aslında bizim beklediğimiz 1-2 kaşık tatması. Bunu yapmıyorlar. Hala hazırda 6-9 ayda bütün Dünya Sağlık Örgütü de, Türk Pediatri Kurumu da bunu söylüyor. 6-9 ayda hala hazırda ana kalori kaynağı anne sütü. Yani o yüzden bir anda veya böyle devam. Evet veya dur olmadı. O yüzden hemen onu çekip onu gıdayla yerini almasını sağlamaya çalışıyorlar. Bu da en büyük yanılgılardan biri. Çünkü o zaman da henüz bütün daha iç sistemi zaten buraya hazır değil. Yani biz ufak ufak aynen adında olduğu gibi ek gıdaya geçiş sürecine başlıyor oluyoruz aslında. Yani dolayısıyla o bir geçiş sürecini atlatmak önemli. Bunun için mesela 3 gün kuralı var. Nedir biliyorsunuz. Nedir 3 gün kuralı? Aslında bebek ek gıdaya geçerken henüz bünyeyi anne de tanımıyor. Yani bebeğin neye reaksiyonu var, neye yok, alerjisi var mı yok mu filan. Bütün bunları görebilmek için ve sağlıklı müdahale edebilmek adına denir ki gıdayla tanışacağı vakit, ilk geçişte uygun olan tabii meyve sebzelerden bahsediyorum zaten. Bir iki gün, üç gün sadece onu vererek, çünkü bazen alerjik reaksiyonların ortaya çıkması 3 günü bulabiliyor. 2-3 gün sadece onu vermek. Bu niye önemli? Siz bir karışım verdiğiniz vakit bebek alerjik reaksiyon gösterirse o verdiğiniz karışımdaki hangi gıdadan kaynaklandığının adını koyamazsınız. Halbuki yani çok karıştırdığımız için. Evet aynen, yani 2-3 tane şey var, hangisine reaksiyon gösteriyor bilemezsiniz. Ve bunun içinde yine katı gıdaya geçerken ilk başta söylenen bu denemelerin gündüz öğünlerinde yapılmasıdır. Yani kahvaltı veya öğle, zaten biz de öyle kuruyoruz kanalımızda da bunu çok rahat görebilirler. Hani kahvaltıya ara öğün eklemek, ondan sonra öğle yemeğini de eklemek gibi büyütürüz biz günü. Bu neye kolaylık sağlıyor? Siz alerjik reaksiyon olduğunuzda bir telefondan yardım, yani gecenin bir saatinde bunu yaşamaksa
yaşamaktansa gündüz bir saatte bunu yaşamak çok daha tabii şey. Alerjik reaksiyonlar dediniz ki 3 günde belli oluyor. Bu 3 gün boyunca bir besini denemek için 3 gün üst üste mi deneyelim yoksa ayrı ayrı vermek mi burada önemli olan? Bu genelde şöyle bir şey. Deniyorsunuz bal kabağını bir öğle püresi olarak denediniz. Zaten 6. ayda ondan sonrası emzirmeyle biter. Ertesi günde de deneyebilirsiniz. Bu ne de, size ne sağlar? Ben artık bal kabağını üst üste verdim. Bir şey çıkmıyor. Sepe bitime koydum. Yani bir sonraki ay. Evet, aynen öyle. Bu biraz sepete atma dönemi yani. Bir de bizim bu çok geçmişte yapılan bir şeydi. İşte sütle hatta unu karıştırıp biraz şeker, muhallebi. Değil mi? Böyle biz mamalı. Bunlarla büyümedik mi ya? Evet. Yani böyle mama deyince muhallebi şeyi hala var. Aslında yani çok güzel, leziz, faydalı tamam ama bunu mesela bir anne sütüyle yapabiliriz. Bir devam sütüyle yapabiliriz değil evet. mi? Yani şöyle bir şey var. Annelerin biraz evvel sevgili Pınar Sibirski bu konuyu epey işledi. Böyle evet. bir gece aç olduğu için uyuyamıyor gibi bir endişe var sürekli olarak annelerde. O yüzden de bize mesela tok tutan yiyecek istiyor. Yani tok tutan kilo aldıran gibi bir şey var annelerde. Şimdi bize diyoruz ki çocuk kilo alacaksa sağlıklı kilo alsın. Yani sizin karbonhidratla kilo aldırmanız sadece bir kıymeti yok. Veya gece aç. Kilolu çocuk sağlıklıdır diye bir kural yok. Evet evet, evet. Artık bunu umarım herkes öğrenmiştir evet. yani. O yüzden de muhallebi çok soruluyor. Evet muhallebiyi biz mesela hep şöyle öneriyoruz. Yani 6. aydan itibaren hatta bugün getirdik. Evet şimdi hemen yapacağız. Pirinç onları. Ve yulaf ilk tahıllar olabiliyor. Genelde biraz daha ilerlediği zaman buğday öneriliyor. O yüzden de pirinçte gluten yok. Yulafta gluteni az olan bir şey. Dolayısıyla evet alerjik sicili temiz olduğu için görece bunlar geçiş. O yüzden de mesela geçiş. Çok rahat bir şekilde şimdi hani gösteririz. Bir yulafı çok hafif suda pişirip çünkü anne sütünün veya devam sütünün ateşle temas etmemesi gerekiyor. Evet. Çok hafif evet, suda evet, pişirip. Anne sütünün ateşle temas etmemesi gerekiyor deyince programdan önce konuştuk ya böyle sağıp sağıp buzluğa atıp yazık işte gitmesin çöpek. emme bittikten sonra anne sütüyle yemek yaptığımdan bahsetmiştim. O zaman yanlış mı yapmışız ya? Yok hayır. Ama siz yemek yaparken eğer şöyle bir şey yapabiliyorsunuz. Yemek bittikten sonra eklemeyi yapabiliyorsunuz. Aynı şey devam sütü için de geçerli. Eğer hı-hı. ekleyecekseniz yemeği pişirdikten sonra ekleyebiliyorsunuz. Bu da şöyle hani zararı dönüşmüyor ama değerini azaltıyor deniyor. Yani ateşin aynen. üstünde pişirilmez. Evet. Aynen. Bu detayı da bu bilgiyi de vermiş olduk. Peki şimdi biz yani pişirsinler, çeksinler kenara. Ondan sonra onun içinde kıvamına göre evet. devam sütü kullanıyorlarsa toz halinde bile katabilirler. Hı-hı. Eğer daha sıvılaştırmak istemiyorlarsa ya da devam süt haline gelmiş şekilde aynen karıştırıp evet, katabilirler. Aynı sütünde olur. Peki biz şimdi bu hem bilgi verirken bir taraftan da devam sütüne ek gıdaya geçmiş bir çocuk için evet. Bal kabaklı bir şey hazırlayacağız. Biz şöyle bir şey yapmak istedik. Aslında bir yulafı getirdik. Çünkü yulaf mutfağımızda bizim çok geleneksel olarak kullanılmayan ama bebeklerin baştan itibaren rahatlıkla tüketebildikleri bir malzeme. Anneler biraz bize çok soruyorlar bu YouTube kanalına gelen en sık sorulardan bir tanesi. Bu yulaf unu, tozu, ezmesi nedir falan. Evet bir karışıklık var. Özellikle bu ezmesi diye yulaf ezmesi diye geçiyor. Şu şekliyle satılıyor. Pek çok markada bulabilirler. Organiklerini bulabilirler. Organik tercih etmiyorlarsa olmayanını bulabilirler. Biz sadece bu bir tavsiye, bir öneri aslında pratik olması açısından diyoruz ki evde rondo, mutfak robotu ne varsa toz haline getirin. Bazen toz bazen un diyoruz. Karışıklığa belki biraz da bir sebep oluyoruz ama yani bu un veya toz haline gelmiş halini pişirmek çok daha hızlı. Tek olay o yani hani. Yoksa böyle de kullanılabilir. Tabii ki böyle de kullanılabilir. Yeme sorunu yani çocukta çiğneme ve yutma ile ilgili bir problem yaratmıyor herhalde. Hayır içerisine. Çünkü bunu pişirdiğinizde neredeyse muhallebi kıvamına geliyor. Ama şöyle bir şey var, bu da çok gelen bir sorudur. Pirinci veya pirinç tozu unu kullanıyorsanız onu pişirmeden vermiyorsunuz ama yulaf çiğ verilebilir. Biraz daha ilerlediğinde diyoruz biz çocuk daha rahat hazmedebilsin diye. Evet bazen bebek markası olmayan bir takım markaların hazır yani pasta börek pişirirken kullanılması amaçlı satılanları da var. Yani hangi marka alacağını biliyor anne. Bizim orada tek önerimiz içinde yulafsa yulaf. Pirinç ise sadece pirinç olduğuna emin olun. Yani içine başka bir şey katılmış hazır alacaksanız bunu yani kendiniz yapmayacaksınız mutfakta bu un haline getirme işlemini. Ne olur bakın içindekilerde şeker yok kuru meyve bilmem de bir şeyler yani katılmış olmasın. Evet peki hadi yapalım o zaman. Evet. Bir tane ek gıdaya geçişte bir bebeğimize mesela bal kabağını deneteceğiz. Evet aynen. Biz programdan önce bunu pişirdik. Nasıl pişirdik? Hemen gösterelim. Şimdi şöyle hocam. Yapılıyor. Biz buharda pişirmek istiyoruz. Aslında bu her zaman için en
en sağlıklısı. Havuç değil mi? Balkabağı. Havuç da var. Havuç da var. Şurada havuç, balkabağı da var. Tamam. Havuç da balkabağı da bu mevsimde, yani sonbahar kış mevsiminin ilk sebzelerine olabilecek. Meyve de koyduk buraya. Meyve ile ilgili şöyle bir şey var. Birçok uzman da bunu söylüyor. Meyve tatlı olduğu için eğer meyve ile başlanırsa, ki bizde mesela yoğurtla meyve suyu karıştırmak çok olan bir şey. Evet. Çocuklar o tada alıştıktan sonra sebzenin tadı o kadar da onları tatmin etmeyebiliyor. Elmadan sonra ıspanağa geçmek bazen çok önemli. Zorlayıcı. Gerçekten olabilir. Çok önemli. Bakın ek gıdaya geçerken hemen biz böyle bir elmayla geçeriz. Evet, elma bu standarttır. Evet. Ama bence evet, bence değil, sizin dediğiniz çok doğru. Sebzeyle geçin sevgili izleyiciler. Evet. Lütfen sebzeyle geçin. Yani şimdi, kışın da çok şanslıyız çünkü böyle bal kabağı gibi sevilmesi kolay sebzeler var. Sevilmesi kolay. Yani tatlısı. Yani ne bileyim, bir sevdirmek o kadar zor geliyor ki çocuklara şu bal kabağını. Evet. Yani çocuktan çocuğa değişiyor. Çok tarifimiz var ama. Biz sevdiriyoruz. Evet. Yani reçeteler de önemli. Şimdi biz şöyle aşık. Çok az su koyduk. İki parmak kadar su koyuyorsunuz. Orası biraz renkli bu, önceden burada piştiği için. Ondan sonra da şunu içine koyuyorsunuz. Teli çıktı şimdi. Bunu koyuyorsunuz ve su değmeyecek altta, ama içme suyu koymak lazım tabii ki. Tabii ki. Yani ondan sonra da evet. Zaten. Bunu da kapatıyorsunuz. Ve onu pişiyor. Evet, buharda pişiyor. Ondan sonra da çıkardınız. Aldık. Bir yere koydunuz. Artık hazırlar. Bunu istediğiniz yere geçiriyorsunuz. Tabii bu yine böyle televizyonda bol gözüksün diye yaptık ama havucu yani hiç karıştırmayacağız. Şu kadarcık. Aynen öyle, şu kadarcık bile yeterli. Her şeyi az az taze taze yapmak doğru. Burada şunu söylemek lazım. Kıvam yakalamak için anne kullanmak isterse buradaki su faydalı bir su. Yani içinde içme suyu kullandık ve sebzenin kendisinin bir takım şeyleri de geçti içine. İşte bu kadar aslında. İşte ezdik, bitti bu. Evet, çatalla ezdiğiniz i̇çine vakit. İçine başka bir şey karıştırdığımızda aslında çocuk daha böyle bunun tadını alamayıp yani öğrenmişliği azalabilir aslında. Ya biz şöyle bir şey taraftarız aslında Selda Hanım. Yani bunun çocuk bir şeyleri tek tek tatsın. Bir şeylerin farkına varsın, kıymetini bilsin. O yüzden biz hep annelere söylüyoruz ya, 6 aylıksa şöyle bir onun yanına bir mama sandalyesine oturtup bunu koklatabilirsiniz pişirmeden önce. Onunla konuşun. Evet. Yani o çocuğu mutfağa entegre. Defne Hanım ne yaptınız? Entegre. Ben bu arada kıvam yakalamak isterseniz diye devam sütünü hazırlayalım. Onu anlatalım o zaman. Şimdi biz böyle kabağı ezdik. Defne Hanım da dedi ki mesela anne sütü yoksa devam sütüyle. Buna birazcık ilave mi yapacağız? Yani bu evet, şunu söylemek istiyoruz. Bu ateşin içine katmayın dedik ya. Yani yemeklere eğer anne benim sütüm çok katmak istiyorum diyorsa veya devam sütünü katmak istiyorsa bunu ateşten aldıktan sonra, yemek hazır olduktan sonra yapacağız. Evet, katacağız. İstediği kadar. O zaman şimdi biraz hem çocuğum da bu arada yabancı olmadığı bir tat. Aynen. Evet. Olduğu için geçiş kolay. Aynen, geçiş için çok kolay. Evet, dediğiniz gibi kokusu da tadı da. Şimdi bunu mesela böyle tattıktan sonra bebek ve her şey yolundaysa, bu artık cepte ya. O yüzden de mesela yulafla birlikte karıştırıp hani muhallebi gibi diyor adım aslında. Adım adım. Evet. Yulafı birazcık şeyde pişirdiğiniz zaman suda böyle şey olur ya. Muhallebi. Ne oldu? Durayım mı? Evet, şimdi geçelim. Şimdi biz konuşurken sen orada yapınca ben kaçırıyorum. Tamam, evet, peki. Lütfen sırası. Evet, dökelim şimdi. Suyumuzu kaynattık. Aynen. Rondodan geçirilmiş, biraz inceltilmiş yulaf ezmesini katıyoruz. Tamam. Ve bu bir muhallebi mi olacak? Kat hepsini çünkü çok şey olacak. Ya öyle bir dur dedim ki. Katmadan kaldı böyle, bak katıyorum. Kaşık vereyim mi? Var. Şurada. Var kaşığımdan. Sağ ol. Hop. Ya artık anne bu yulafı böyle çok şöyle muhallebi kıvamına geliyor. Onu mesela bir kaşık katabilir sebzesine. Sebzeler başlar, ondan sonra mesela çok az bir elmayı ve armutu cam rendede rendeleyip yulafla karıştırabilir. Yani bu aslında gerçekten adım adım gidilecek bir şey. Anneler çok endişeleniyorlar ve biz çok üzülüyoruz. Her çocuğun şekli farklı. Her çocuk farklı alışkanlıklara sahip. Hani annelerin benim çocuğum böyle ve bu kadar yiyecek. Yavaş yavaş yiyecek. Burada hep söylediğimiz şey şu. En önemlisi. Kendi doktoru. Boy, kilo, işte baş çevresi, bütün gelişiminde bir sorun görmüyorsa, biraz evvel Pınar'la konuşurkenki muhabbetiniz gibi, anneanne, babaanne, komşuya kulak kapanması gerekiyor. Evet. Çünkü ay bu çocuk çok zayıf, ay bu çocuk büyümüyor. Halbuki eğer doktor çocuğun çok renksiz, demiri mi yok? Başka çocuklarla mukayese. Yani. Evet, yani ben böyle diyeyim, siz böyle büyümediniz. Böyle hani böyle şeyler de var. O yüzden de burada gerçekten böyle hani ben de anneanne, babaanne ve akrabalara, anneler zaten telaşlı. Zaten eliniz ayağınıza dolanıyor. Zaten bir anne ya, herhangi biri değil ki. Zaten senden çok düşünüyor çocuğu. Evet.
Yani bir de yeni nesil anneler yeni şeyler yapmak istiyorlar. Yani şey de önemli gerçekten, yani bence öğün bilgisi. Yani 6 aylık bir bebeğin karnına kadardır ve öğün o anlamda öğle yemeği püresinden ne kadar yemesi zaten beklenebilir. Evet. Bunu, koca bir bu önemli. Evet, bitiremez. Yani bu sonuçta 1-2 çorba kaşığı diyoruz. Öğün 1-2 çorba kaşığı sadece. Yani bunu bir akılda tutmak lazım. Hani dev bir ayvayı yedirmeye veya bir koca dilim bal kabağını yedirmeye çalışıp da boşu boşuna hayal kırıklığı yaşamanın hiçbir anlamı yok. Benim çocuğum yemiyor. Evet. Bu bizim yıllar önce annelerimizin yaptığı muhallebinin modernize hali, şeyli, yulaflısı. Yulaflısı. Evet, çok da güzel biz oldu. Biz çok kullanıyoruz. Kurabiyelerin falan içinde de pek çok tarifte. Biz şekere karşıyız. Evet, hepimiz olunması karşıyız gerekiyor. Ama işte evet, sadece karşı kalınıyor. Ondan yani sonra dayanamıyoruz. Bu mevsim, bu zamanda mesela bazen diyorlar ki işte yumurta sarısı, peynir, pekmezle kahvaltı yaptı. Kaç? 6 aylık bebek. Yani o bebek nasıl hazmetsin onları? Sadece hepsi alerjenler. Sadece anne sütü içiyordu. Düşünsenize yani aylardır boğazdan geçen tek şey sadece anne sütüydü. Birden yumurta, pekmez, yulaf ve labne peynir karışımı ile karşılaşıyor. Ya ve inanılmaz bir tat. Ben mesela onu tadamam. Kendim tadamadığım şeyi çocuğa ne vereyim yani? Yumurta ve pekmez. Evet. Şimdi bitiriyoruz herhalde onu. Evet. O şimdi muhallebi bak, oldu. Gördün, bu kadar mı? Başka bir şey katmıyoruz. Evet. Yani bu şimdi ek gıdayı altıdaysa ve ilk tahım deniyorsa beyaz pirinçle başlanabilir sıfır gluten diye. Ondan sonra hatta beyaz pirinci birazcık yulafla karıştıra gluteni ilk kez verirken denemiş olur. Eğer bir sıkıntı yoksa biz yulaftan devam edelim diyoruz. Besin değeri daha yüksek olduğu için beyaz pirinçte durmaktansa esmer pirinçte yulafa doğru geçiş yapmak. Evet, şimdi tamam. Bal kabağımızın üstüne ne yaptık? Devam sütüyle pişmiş. Devam sütüyle pişmiş. Bir ne kadar eksik geldi bana bu şimdi. Bir bebek yok ya yanında. Şu devam sütünün yanında. Devam sütü koyduk. Devam sütü yerine anne sütü de koyabiliriz. Aynen tabii. Evet, mümkünse varsa buzluğa attıysanız. Şu buzluğa atma meselesi çok güzel. Bunların poşetleri var. Üzerine tarihi yazıyorsunuz. Evet. En eski tarihten öne doğru kullana kullana. Aynen. Baya baya kullanıyorsunuz. Onun için lütfen ziyan etmeyin. Hani böyle mesela o 2 yaşta bitti emzirme ama meme göğüste çünkü hala süt var. Evet tabii. Aynen, yani onları makinayla sağıp sağıp dondurursanız çok güzel kullanırsınız. Evet, şu kadar hazır. Bu aslında bir muhallebi işte. Peki bir şey diyeceğim. Şu porsiyon kaç aylık bebek için? Hepsini yer mi? Yani 1-2 çorba kaşığı 6 ay diye düşünürseniz bu biraz daha arttıkça belki 9 civarı filana denk gelir. Şunu yer 6 aylık bir bebek. Yani hepsini yemesi. Yok, 2 çorba kaşığı yer 6 aylık bir bebek. Şöyle gibi herhalde. Yani tam şey, bu bebekten bebeğe değişiyor. Burada önemli olan annenin şeyini unutmaması. Halen kendi sütü varsa onun ne kadar kıymetli olduğunu ve asıl ana kalori kaynağının o olduğunu unutmaması önemli. Onu unutup hemen bir anda heyecanlanıyor. Bunu yedirmem lazım. O geçecek. Bir de bize yine gelen çok sık karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi de pütürlü beslenme. Evet, iyice böyle kaymak gibi yapmayalım. Değil mi bu ek gıdaları parça parça peyniri falan böyle tattırma. Evet, denemelerde de hani hem uzmanların söylediği hem bütün uzmanların da söylediği şey. Yani sen bunu yavaş yavaş deneteceksin. Yavaş yavaş kaşığı eline verirsin. Onunla oynamaya başlar. Ama sonuçta 9. ayda el ağız koordinasyonu gelişiyor çocukların. O yüzden hani biz ondan önceki şu hareketi yapmalarını da bekleyemeyiz. Ama yavaş yavaş. Çünkü mesela 18 aylık. Buna izin vermek çok önemli. Yani bizim de hep söylediğimiz ne olur mutfak kirlenecek diye korkmayın. Ne olur işte mama sandalyesinin altına. Diye, evet, koyun gazete eğer hiçbir şey yoksa. Hani şöyle bir seferde toplayıp atması mümkün olan bir şey olduğu için. Bırakın o ilişkiyi kursun yemekle. Yani sevmesi. Ama şu da önemli. Evet, bazen de mesela atıyorum size sulu köfte falan gibi sulu bir şey. Yani burada çok az bir kısmını onun önüne, onun oynayabileceği, mıncıklayabileceği kadarını koyabilirsiniz. Yani burada bu kabı ziyan etmek gerek değil. Yok. Aynen. Evet. Siz onun kendisini beslerken onun o ilişkiyi kurması, biraz mıncıklaması, biraz onun içine elini sokmasına izin verip hani bir yandan da yemeği evet, yeme problemi olan çocukların çoğuna baktığınızda hep kendi yemeyen, anne tarafından beslenen çocuklar olduğunu görüyoruz değil mi? Sizin en çok karşılaştığınız yanlışlar neler şu ek gıdaya geçişte? Onu da sorayım, böylece toparlayalım. Vallahi biz bir acelecilikten, en çok acelecilikten muzdaribiz. Yani 6 ayda yoğurtla başlamalar, 4,5 ayda başladık biz bile. Bu sanki böyle bir yarış
mış gibi hissediliyor. Evet. Kilo konusu, yani kilo yeteri olmuyor diye, iştahsızlık konusu. Evet. Bir yere dayanmadan yapılan yorum. Doktorsa da zaten onun çözümünü doktor verecektir. Ondan sonra annenin çok fazla şey yapması, çok müdahaleci olması. Daha ilerleyen aylar için bu geçerli. Hani şey yaparken mi... Kendi yemeye çalışırken dur ben yedirivereyim, dur aman üstünü sileyim, evet, ağzını. Evet, işte ezmeler, ağzına vermeler, kendi kendine yapamazlar. Yani hem bunlar var, bence bir de şöyle bir problem de var aslında. Bu ek gıdaya geçti mi iş bitti değil. Yani beslenme konusu aslında gün geçtikçe önem kazanan bir konu. Yani evet, sağlık konularıyla da problem, evet. Hep çözümler için şu anda farkındaysanız beslenme, yani kanserden başka hastalıklara kadar gözler hep beslenmeye geri dönüyor. Evet, evet. Daha bu işin sırrı tam çözülemedi. Ama burada bir şey var, yani cevher var. O yüzden de ilerleyen yaşlarda da bu işi annelerin bence tabaklarında tutmaya devam etmeleri lazım. Sağlıklı aile sofrası nedir? Evet, aslında çok temel sorunlarımız var bizim Türkiye'de. Yani birazcık daha böyle, tamam çalışan aileleriz. Anneyle baba ayrı ayrı yiyor, çocuk tek başına yiyor, anne ona yediriyor, sonra baba geliyor falan. Bunlar da işte böyle 5 yaş sonrası çocuğun artık hep bilinçaltına işleyen, sonra gelecekte de zaten yeme problemi olan ya obez ya çok az yiyen. Bir şey daha söylemek istiyorum, şu inatlaşma konusu. Yani bize böyle yiyeceksin inatlaşmasını. Evet, yani bazı çok tatlı bir takipçimiz şey yazmıştı. Yani bazen böyle kolumun altına sıkıştırıyorum, ağzına sokuyorum ama yine de reddediyor. Şimdi hani biz ona öyle, ya o çocuk nasıl sevsin ki yemeği sonra? Yani hep şu söyleniyor. Ekran olmasın. Yani bu nedir? Telefon, tablet, televizyon evet. Olmasın. Siz de oturun. O sırada yiyemiyorsanız bile onunla olsun. Çünkü çok güzel ve sosyal bir şey aslında yemek yemek. Tabii. Ve yemekle olan ilişkisini mutlu kurabilirsek o sağlıklı bir şekilde devam edebilir. Yani bu en başta ek gıdada ama ondan sonra çocuğu entegre etmek. Mutfakta neler yapabilirsiniz beraber? Hmm. Onu nasıl yemekle ilişkisini güzelleştirebilirsiniz? Biraz şey de anlamaları önemli ben. Yani tablet olmasın. Her yerde oynayın. Niye tablet olmasın? Yani sonuçta ha kafasını kaldırıp öbür tarafta oynayan çocukları seyretmiş, ha tableti seyretmiş gibi düşünebilir insan. Yani bu yüzden de biz zaten bütün bunları anlatmak derdindeyiz. Tablet çünkü onu oraya tamamen kilitlediği için, transa geçtiği için lezzeti almıyor. Yediği miktarı kontrol edemiyor. Yemesi gerekenden daha fazla yemeye başlıyor. Ekranda yani, kalmak için. Gibi gibi. Evet, gibi evet. Gibi. Kısa bir reklam arası verelim, az sonra yine buradayız. Ben anneyim de tekrar beraberiz sevgili izleyiciler. Biraz azaldı porsiyon. Evet, bu arada tabii kendi yaptıklarını kendi yiyince insanlar zengin olmuş, öyle bir laf. Duymuş muydunuz siz onu? Götürdüğünüz bir şeyi siz de yiyeceksiniz. Bunlar da Balkanların atasözleri. Biz biraz yedik tabii bunlardan. Evet. Bal kabağı, yulaf ezmesi ve anne devam sütü kullanarak bir ne diyelim buna, ek gıda hazırladık. Karışım yaptık. Evet. Bir karışım yaptık. Bunun gibi pek çok reçetenizi de yine izleyicilerimiz bulabilirler sosyal medyada. 450 videomuz var. Bu tip şeyleri söylemeye çekinmiyoruz çünkü hayat artık internet. Yani neyinden kaçacağız, kimi kandıracağız? Değil mi? Yani internet ortamında bulabilirsiniz. İki anne bir mutfak bizimle beraberdi. Hoş geldiniz. Çok sağ olun. Hoşça kalın. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet, ben annemi bugün de bitirdik sevgili izleyiciler. Biz önümüzdeki hafta pazartesinden itibaren yine her sabah karşınızda olacağız. Hoşça kalın.